Ceniz Şef ile Hatay Mutfağı'na hoş geldiniz. Bizler her hafta cuma olduğu gibi bu cumada birlikteyiz sizlerle beraber. Malum normalde 18'de canlı yayına gidiyorduk. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle ve pandemi koşulları dolayısıyla sokağa çıkma yasağı 19 olduğu için biz de yayınımızı 30 dakika geriye alarak bundan sonra Ramazan boyunca 17.30'da canlı yayına birlikte olacağız. Öncelikle bu iki konuğum Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo 2021 ve Gastronomi biriminde çalışan araştırmacı yazar, koleksiyoner Sayın Osman Zafer Yavuz abim birlikte. Hoş geldiniz öncelikle hocam. Hayırlı Ramazanlar. Muhteşem bir bilgi. Tamamen yürüyen ansiklopedi diyorum ben ona, Zafer abime. Çünkü Hatay'ın tarihini, kültürünü, yemeğini, yani kültürel mozaiklerini, heykelini, her şeyine çok hakim bir kapasitem var abi gerçekten de. Bugün size Hatay mutfağının özelliklerini, Ramazan yemeklerini, ondan sonra sebze meyve, kullandığımız tüm sebze meyveler ana vatanını, nereden geldiğini ve her şeyi konuşacağız Zafer abi. O zaman ben programdan hemen başlarken bugün şu anda canlı yanımızı izleyen herkese öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün izleyen bir kişiye Hatay sporumuzun A'sı 1967 Derneği'nin destekleriyle bir tane Hatay Spor atkısı hediye edeceğiz. Evet, yayınımızı izleyen, paylaşan, kendi sayfasında arkadaşlarının izlemesini sağlayan bir kişiye Hatay Spor A'sı 1967 Hatay Spor atkısını hediye edeceğiz. Bir diğer sponsorumuz sağ olsunlar, Merkez Marketler Zincirini, muhteşem Antakya'nın 24 tane şubesi var şu an Hatay'da. Tuzlu yoğurttan, soğandan, sebzesinden, sütünden her şeyine kadar bulabileceğiniz Merkez Marketler'e teşekkür ediyoruz. Sponsor oldukları için programımıza. Bir diğer sponsorumuz Ümran Soğutma, mutfak ekipmanları ve araç gereçleri sponsorumuz Ümran Soğutma'ya da teşekkür ediyoruz. Özeser Kasabı'na teşekkür ediyoruz. Bugün muhteşem iki lezzet var. Şiş börek ve kayıttaz böreği var. Ramazan'da olmazsa olmazı. Kasap sponsorumuz Özeser Kasabı'na teşekkür ediyoruz. Bir diğer sponsorumuz Komagene Çiğ Köfte. Evet, Antakya'da çiğ köfte deyince akla gelen tek firma Vali Göbeği'nde Komagene Çiğ Köfte. Ramazan boyunca %50 indirimli. Bir diğer sponsorumuz Mezem Antakya. Evet, canınız humus mu çekti? Ceviz biber mi çekti? Ne? Tüm mezeleri hem Türkiye'nin 81 iline kargo hizmeti veriyorlar, hem de Antakya'da Antakya içi her yere ücretsiz servis imkanı var. Ve hafta sonu, evet, cumartesi, pazar hafta sonu açıklar. Yemeksepeti.com'da da var. Ve Antakya için her yere ücretsiz servis imkanları var. Evet, nasıl mı geliyor? Evet, Türkiye'nin 81 iline tamamen kargo ile evinize kadar geliyorlar. İçinde reyhanlı humusun tarifi, nasıl yapılışı, içeriği var. Şoklanmış şekilde, kuru buz şeklinde Türkiye'nin 81 iline böyle reyhanlı humusu, orjinal humus, turşusu ve birçok daha mezeler, cevizi, taratur, ondan sonra humusa kadar tüm mezelerimizi 80 ile kargo ile hizmet veriyorlar. Bugün de size zeytinyağlı humus yapacağım ve hafta sonu açık diyoruz. Yemeksepeti.com'da da var. Evet Zafer abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, teşekkür. Bugün kayıttaz böreği yapacağız. Şiş börek yapacağız. Ben yayından önce un, su, tuz ve az kuru maya ile hamur yaptım. Hatta elim şu an hala unlu. Bunları ben yağda küçük küçük bezeler arasına getireceğim. Tereyağı ve sıvı yağ, iki çeşit. Hem tereyağı ve hem sıvı yağ. Birlikte kullanıyorum hem gevrek olması için. Güzelce yağda açacağım. Ardından katlayacağım. Üzerine kuzu kıyması, tuz, karabiber, domates ve biber salçası karışık, soğan ve nar ilişkisi koyacağım. Güzel bir iç harç edileceğim. Güzelce hamurların üzerine koyup fırına pişireceğiz. Bir diğer yemeğimize şiş börek, suyumu şu an kaynatacağım. Su kaynarken içine bir su bardağı pirinç koyacağım. Kaynarken tuzlu yoğurdu devam edeceğim. Güzelce özleştikten sonra güzel bir mantı hamuru açacağım. Mantı demiyorum, şiş börek diyorum çünkü onun farkını Zafer abim söyleyecek. İçine kıyma, tuzum, karabiberim, güzelce kapatacağım, kulaklarını aşağı doğru çekeceğim. Şiş börek çorbamı da yapacağım, en son kurun haline yağ tablandırıp dökeceğim. İzleyenlerimiz tabi hamuru fırınlarımızdan temin edebilirler. Tabii ki de. Normal sizler çarşı fırından, mahalledeki fırından hamuru alabilir. Direkt böyle yuvarlayıp yağda açabilirler. O zaman konuma dönmek istiyorum. Bu arada bizi izleyenler herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Zafer abi,
Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun diyorum abi. İzleyenlerimizin de. Evet. Sözü sana bırakıyorum abi. Hatay'da Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan'ın Hatay mutfağındaki etkileri neler? Bu arada ben de şiş böreğimi suyunup başlıyorum abi. Şimdi biz... bizde bayağı bir gelenekselleşmiş bir ummalı hareketlilik vardır. Gerek Antakya'da gerek diğer ilçelerimizin çarşılarında. Çünkü bir gastronomi kentisin ve şehirde bunu tamamlayan tüm öğeler mevcut. Evet. İnsanların tabii Ramazan'da hani daha çok böyle gün içerisinde oruç olduğun için daha fazla şey canını istiyor. Daha önce mesela istemediği şeyi birkaç gün önce, birkaç hafta önce Ramazan'da istiyor. Bundan dolayı da esnafımızın gerek Antalya gerek ilçelerimizde esnafımızla ummalı bir çalışmayla ne kadar gıda ihtiyacı varsa insanlarımızı daha fazla çeşitlendirerek hizmet etmişler. Bu uzun yıllardan beri böyle, yüzlerce yıldan beri çok ciddi bir fırın kültürü var. Fırınlarımız mesela Ramazan'da çok yoğun olurlar. Evet. Çünkü insanımız hani ekmeği zaten yıl içerisinde Ramazan öncesindeki aylarda temin edebiliyoruz. Ama Ramazan'da böyle daha farklı ekmek istiyoruz. Böyle. Bunun da tarihinin yani kökeninin çok uzun yıllara dayandığını arşiv kayıtlarından, belgelerden tespit ediyoruz. Örneğin bizim küncülü dediğimiz çörek otu. Evet. İşte küncülü susamlı ve yumurtalı, sadece yumurtalı, işte çifteli dediğimiz ikili, iki hamurun birleştirip susamla, işte küncüyle, yumurtayla yapılan ekmekler. Bunun yanında fırınlarımız akşama doğru çok daha yoğun oluyorlar. Çünkü evlerde yapılan yemeklerimizin büyük bir kısmı taş fırına gönderiliyor. Daha lezzetli. Şu anda bile şu an kalabalık var abi. Çok kalabalık. İşte kimi oruk yapıyor, kimi tepsi oruğu yapıyor, kimi etini gönderiyor, hatta tavuğunu gönderiyor. Fırınlarımızda hummalı bir hareketlilik söz konusu oluyor. Evet. Biliyorsun, hani sen daha iyi biliyorsun, biz şeyi de çok severiz, birbirine yakışan ürünleri uzun yıllar önce ikili hale getirmişiz. Hatay mutfağı öyle bir mutfak. Evet. Sen de bugün onu yorumluyorsun. Kesinlikle. Şiş börek çorbamızın yanında bir unlu mamülü çok güzel gider. Bu da tamamen bize ait olan bir lezzet, kaytaz böreği. Evet. Hatta ben bunun üzerine bayağı bir çalıştım. O zaman kaytaz böreğini o zaman birlikte yapalım abi. Tabii. Güzelce. Öncelikle abi kaytaz böreğini, evet şu an izleyiciler için kaytaz böreğin olmazsa olmazı püf noktası soğanı güzelce robot tanyada elde doğruyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Ben yıkadım, süzdürdüm abi bunu böyle. Küp küp değil bu, daha da ince. Daha ince, yemeklik peyzaj şeklinde. Yani bu kaytaz böreğin özelliği abi muhakkak yani doğradıktan sonra yıkıyorum. Yıkayınca et küçülme yapmıyorlar. Evet, bunun için hem şiş börek çorbam için de biraz soğan koydum. Normal kaytaz böreğim için soğan. Ardından biber salçası ve domates salçası karışık. Bir yemek kaşığı kadar. Ardından kuzu kıymam, kaburga. Kaytaz böreğimizin harcı. Evet. Evet, soğanımı ben güzelce doğradım, yıkadım, süzdürdüm. Ardından yemek domates salatası ve biber salatası karışır. Kuzu kıymam, şöyle iki çimki, şöyle güzel tuz, karabiber. Hatta bu arada şiş böreğimin içine de kuzu kıyması ve soğan. Şöyle. Sizlere çok güzel yorumlar geliyor bu arada. Teşekkür ederiz. Şimdiden elinize sağlık, çok güzel demiş. Benim eşim Didem Yavuz. Teşekkür ederiz. Bizi Ankara'dan izleyenler var şefim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adnan Bey izliyor. Evet. Rast gelsin. Ciğer mi demiş. Teşekkür ederiz. Olmazsa olmaz. Antakya'nın nareşkesi. Nareşkesini de şöyle koyuyoruz. Biraz da sıvı yağ. Et daha rahat açılsın diye. Evet. Şu an şiş böreğin içine kuzu kıyması, soğan, tuz, karabiber. Kaykaz böreğin içine nareşkisini de koydum. Aynı kıyma, soğanın, tuz, karabiberin, nareşkisini, biber salatacağım ve domates salatacağım. Böyle hepsini güzelce karıştırıyorum. İç harcı elde ediyorum.
Bizim mutfağımızda şöyle bir şey var. Evet, ikili yemek demişti kesinlikle. İkili yemek. Bunun yanında mesela diğer şehirlerimizde gastronomi kenti olan kardeşimiz, kardeş kentimiz Gaziantep'te evet. biraz etin çok baskın olduğunu görüyoruz ama bizde öyle değil. Evet. Bizde dikkat edersen Ramazan'da hani şu an tanıttığınız mezelerimizi de halen sofralarımızda. Kesinlikle. Sofralarımızda yer alıyor. Evet. Ne bileyim ot yemeklerimiz yer alıyor, et yemeklerimiz yer alıyor ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çorbalarımız yer alıyor başlangıç yemeği olarak. Diğer yerlerde daha biraz ağırmış gibi geliyor bana. Hani... Doğrudur. Biz et yemeklerinin yanında mesela hamur yemeği koyuyoruz, mezemizi koyuyoruz, çeşitliğimiz bize daha çok. Doyma ve keyfi halen Ramazan'da da sürdürebiliyoruz Hatay olarak. Olmazsa olmazı eşkaşı, oruk, kaytaz böreği, şiş börek çorbası. Şu an kaytaz böreğimin içine kuzu kıyması, soğanı kesinlikle doğradıktan sonra ya da robotu çektik sonra yıkayacaksınız. Eğer soğanı yıkarsanız, süzülürseniz kesinlikle kaytaz böreğin eti küçülmez. Püf noktasını verelim abi buradan. Şuradan bizi izleyenler için püf noktasını veriyorum. Kaytaz böreğinin soğanını robotta çektikten sonra yani doğradıktan sonra yıkayırsanız böyle süzgeçte süzülürseniz kesinlikle etiniz çekme yapmaz. Kuzu kıyması, soğanı, tuz, karabiber, biber salçası, domates salçası karışır, nar eşkisi. Tabii ki de yani soğan haşlı yapmaya gerek yok. Mesela benim şu an 750 gram etim. 250 gram şiş böreği verdim. 2 soğan koydum. Ben biraz et yani kaytaz böreği çok yani et yemeğini yani hepsi dengeli olacak. Nar eşkisi fark ettiysen hemen bir yemek kaşığı kullandım. Zaten yani mutfağı çabucak ticarete kaçan bir mutfak değil zaten. Evet. Yani bundan ben ne kadar kısabilirim, daha çok para kazanabilirim evet. derdinde olan esnafımızın da olduğunu sanmıyorum. Evet. Lezzetlerimizden evet. taviz verebileceğimizi düşünmüyorum. Kaytaz böreğinde evet. çok uzun yıllardır yorumlandığını tahmin ediyorum Celil Şefik. Bu kaytaz böreğin tarihi nedir abi? Bizde bir tane bunun hikayesi var. Güzel bir hikayesi var. Onu arkadaşlarım... Buradan bizi izleyenler için kaytaz böreği neden kaytaz böreği? Hatay mutfağındaki... Köken olarak evet. hani kaytaz kelimesi Türkçe bir kelime değil, Farsça bir kelime olduğunu evet. biliyorum. Etim şu an hazır. Hamur işlerinin hani Türk kültüründen geldiği evet. apaçık ortada. Bu Çin kaynakları dahi yazıyor. İşte mesela şiş börek çorbası yorumluyorsun, mantının kuzeni. Evet. Ama biz burada tuzlu yoğurt koyuyoruz. Tuzlu yoğurt evet. da tuzlu yoğurdumuz bize burada. Ait bir ürün, tescilli bir ürünümüz. Tuzlu, keçi tuzlu yoğurdu özellikle. Bize ait yani Hatay'a ait ve tescilli bir ürün. Dışarıda artık bizden dolayı bulabiliyorlar da artık. Diğer kentler bu ürünü bulamıyorlar maalesef. Tescilli. İran'da bir kent daha var. O buna bize benzer bir teknikle tuzlu yoğurda benzer bir ürün yapmayı evet. başarmışlar uzun yıllar önce. Şimdi tuzlu yoğurt ve hamur işini birlikte buluşturuyorsun ya şeyde evet. şiş börek çorbasında. Evet. Bu Çin kaynaklarında falan geçen bir ürün. Yani çok eski. Evet, Türkiye'nin diğer bölgelerinde nasıl olmuşsa mantıya dönüşmüş. Yani ondan mantı olarak yorumlamışlar tuzlu yoğurt olmadığından. Şöyle yakın kamerada gösteriyorum. Şu an şiş böreğimin içi kuzu kıyması, soğan, tuz, karabiberim ve kaytaz böreğimin içi biber salçası, domates salçası karışık, soğanım, tuzum, karabiberim, nar içkisim ve kuzu etim. Şu an kaytaz böreğim ve harcar. Şu an suyu kaynatırken pirinçler aynı sütlaç gibi. Sütlaç normalde Türkiye Türk mutfağında da sütlaç yaparken bir bardak suda pirinç önce açılır. Açtıktan sonra süt ilave edilir normalde. Aynı şekilde aynı teknikte şu an pirincim açıldı. Şu an tuzlu yoğurdumu ilave ediyorum. Keçi tuzlu yoğurdum. Hatay'a yaz. Biliyorsunuz tuzlu yoğurt yemeklerinde kesinlikle kaynarken kesinlikle ağzı kapanmaz kesilmemesi için. Şu an pirincim açıldı, kaynadı. Şu an keçi tuzlu yoğurdumu da attım. Güzelce özleştikten sonra hemen şiş böreklerimi hazırlıyorum hocam. Şu an şiş böreğimi de hemen şöyle unla beraber açacağım ve arasına kıyma koyup böyle keserek sizler de evde böyle fincanınızdan böyle keserek yapabilirsiniz. Evet hocam. Şimdi Çin kaynaklarından bahsediyorum da evet. bize işte mantı kelimesinin hani etimolojisine falan baktım, araştırdım. Mantı Çince bir kelime. Mantoe. Mantoe de barbarlar hocam, demek. Hocam evet. Yani, hocamdan yardım istiyorum şu an. Hamur işine girdim. Un çünkü sıçrayabilir.
Evet, hocamdan da yardım istiyorum şu an. Evet, teşekkür ederim hocam. Mantı kelimesi işte Çince bir kelime olduğunu fark ettim. Mantı işte barbarların yemeği. Yani bizim mantımıza barbar yemeği demişler. O zamandan beri yani Türk yemeği yani. O günden beri de mantı kelimesini, yani kelimeyi kullanıyoruz. Özbekistan'dan Kazakistan'a, işte Uygur özel bölgesinden diğer Türk devletlere kadar hala çok değişik şekillerde, işte gül böreği, ne bileyim, daha kalın şekilde yorumlanıyor. Bunun da bizim mutfağımıza uzun yıllar önce geçtiğini tahmin ediyorum dolayısıyla. Hem farkı da işte tuzlu yoğurdu. Yani hem biz tuzlu yoğurtla yorumluyoruz, hem de biraz kıyma harcında farklılık gösteriyor, evet. Yanılmıyorsam. Evet hocam. Ha, bu şey mesela kaytazı bahsediyorum da. Evet. Şimdi ben bir belgeye rastladım bir araştırma sırasında. Şimdi kaytaz savsaklayan, hırsız kandıran anlamına geliyor. Hikayesi bile var Antakya'da. Kaytaz böreğinin hikayesi var. Evet, ilk defa. Antakya'nın ileri gelenlerinden böyle kalem ehli, devlet ricalinde çalışan bir memur. Evet. Molnazade Ethem Bey diye geçiyor arşivlerde. Önceki görev yeri Garbi Anadolu, yani Batı Anadolu'dan Antakya'ya geliyor. Fakat kendisi Antakyalı. Beraberinde bir gelin alır gelir Antakya'ya. Evet, zevcesini çok sevmektedir. Antakyalı olduğundan evinde Antakya yemekleri yapılmasını istiyor ama bir türlü eşine söyleyemiyor. Eşi de sürekli komşularından ve Ethem Bey'in akrabalarından destek alıyor ama o muhteşem mutfağımızın lezzetini bir türlü yakalayamıyor. Kadın buralı değil, bunun için zaman gerekiyor. Doğru. Aradan zaman geçiyor ama bu ara mesela henüz yolun çok başında. Fakat hangi yemeği yapsa eşi, Ethem Bey eve geldiği zaman "Ooo çok güzel olmuş, gönlümün hırsızı" şeklinde sürekli eşine şeylerde, iltifatlarda bulunuyor. Bayağı yani bu çok, ooo çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Günün bile yine komşularından aldığı tarifle o zamanki adı Türkçe, kaytaz böreğinin adı neymiş biliyor musun Ceniş? Evet abi. Bohça böreği. Kaytaz böreği mi? Kaytaz böreğinin. Bu hadiseye kadar bohça böreği deniliyormuş. Allah. Kapama usulünden dolayı herhalde. Daha sonra, o zaman gösterelim abi yakında. Arapçada da kıddes börek, yani kutsal börek olan börekten özene bözene yapıyor. Arkadaşlar yan kamerayı alalım. Yan kamerayı alalım şu an. Şu an yan kamerada, evet, şiş böreğin içini yuvarlak görüyorsunuz evdeki fincan, kahve fincanından. Şöyle soğanlı, etli, tuz, karabiberli. Görüyoruz mu arkadaşlar? Yan kamera iyi mi? Evet, şu an kapatıyoruz karşılıklı. Şu an evde de ilk defa izleyenler için. Şöyle kenarlarını kapatıyoruz. Ve aşağı doğru iki ucunu çeviriyoruz. Evet, olay budur. Kulaklarını aşağı çekiyoruz. Evet abi. Evet abi. Kapama tekniği de bize ait Celiş. Doğrudur abi. Bu yani şeyi, bakın ne kadar küçük bir parça koyuyoruz. Evet. Kulaklarını da içe doğru, dışa doğru. Doğrudur, dışa doğru. Şimdi gönlünün hırsızı diyor eşine. Kaytaz böreği için. Tabii. İşte Türkçe bohça börek, Arapça kıddes. Yani kutsal börek falan deniliyor o döneme kadar. Evet. Bu 18. yüzyıl belgesi. Akşam yemeğinde Ethem Bey'e ikram ediyor. Fırına gönderiyor. Şimdiki senin yaptığın gibi kaytaz böreğini yapmayı başarıyor. Fırına gönderiyor. Ethem Bey bunu çok beğeniyor. Eşinin bu güzel böreğini, gönlümün hırsızı kelimesi, yani Farsça bir şiir ile eşine mırıldanıyor bunu. İşte o şiirde geçen kaytaz kelimesi hanımefendinin böreği gönül çaldığından dolayı kaytaz ismini almaya başlıyor. Yani kaytaz böreği esas ismi tarihte bohça böreği. Bohça böreği gönlümün çalan, hırsız anlamında. Gelen kaytaz. Kaytaz kelimesi Farsça'da yani, gönül çalan, kadın, hırsız. Kadın kocasının gönlünü çalmak için börek yapıyor. Orada. Çok güzel yapıyor. Fırına da gidiyor. Fırından evet. Geliyor. Söylenen tarifi birebir yapıyor. Bu kez muhteşem oluyor. Evet. Tabi bu bir belge. Yani yapılışından, kapanışından, mantıdan çok çok, yani farkı nedir? Evet. Kapanışı, yani şu an mantıda biliyorsunuz dört tarafı kapanıyor. Ama şiş börekte karşılıklı kapatıyorsunuz, ardından kulaklarını aşağı doğru çekiyorsunuz. Ve tuzluyor, yani şiş börek çorbası tamamen Hatay yöresine ait bir lezzet. Tuzluyordan dolayı evet. Öyle oldu. İkili yemeklerimiz olduğu için yanında olmazsa olmazı kaytaz böreğidir. İkili yemeklerimizin işte...
gastronomimizde yer almasının nedeni hem gözümüze hem midemize hitap ediyor. Biri keyif veriyor sanki, diğeri bana doyurucu oluyor. Burada çorbanın keyif verdiği aşikar. Ama kaytas böreğinin de doyurucu özelliği var. İçinde tuz, karabiber, et var. Yağlı et. Kesinlikle yani böyle yemeklerde, böreklerde kesinlikle yağlı et. Yani kaburga. Etin kendi yağı. Karbonhidratla buluşturuyorsun onu sen. Evet. Yani hepsi dediğiniz gibi yani kalsiyumu, A vitamini, karbonhidratı, proteini hepsi bir arada. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Haber abi. Bu arada yani bir şiş börekten bütün yani... Bizde şefim hani iftarda mevsimine göre yemekler farklılık gösterse de Hatay mutfağında birbirinin tamamına yakışan lezzetler ikili olarak uzun yıllardır tüketiliyor. Biz bunu arşivlerde de rastlıyoruz. Hani bu sadece bizim yorumumuz değil. Bizim dedelerimiz, ondan öncekiler de bu şekilde yorumlamışlar. Bu deneme ve yanılma yoluyla bugünlere gelmiş. Bu şiş börek torbası. Kaytaz böreği olabilir yanında. Şey olabilir şefim, külçe falan olabilir. Doğru, külçe cevizi ve... Şimdi o zaman yorumlara, bizi izleyenlere diyorum. Yorumlara domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, domates, karpuz ne aklınıza geliyorsa esas vatanı neresi? Zafer abim canlı yayına sizlere cevaplasın. Yani sizin en çok sevdiğiniz sebze ya da meyve ne, hangisi ise Zafer abim size ana vatanını Türkiye'ye, Antakya'ya nereden geldiğini söylesinler. Güncül helvamızla. Bu arada Zafer abi Hatay'da yani Ramazan'da olmaz olmaz şeylerden demo olarak getirmişsin. Kayam şerbeti. Gözüküyor herhalde evet. Bu şekilde. Hadi bir tane örnek yapalım mı abi? O mayam şerbetini de istersen ben biraz su vereyim sana o bardağa. Şuna. Şuna ben biraz su vereceğim abi sana. Zafer abim canlı yayında size peyam şerbeti yapacağım. Evet, peyam şerbeti nedir? Peyam şerbeti faydaları nedir? Peyam şerbeti nereye has özelliği vardır? Evet, canlı yayında Zafer abim. Şimdi aslında ilçelerimizin de burada hakkını yememek lazım. Bilindiği üzere piyam kökü dediğimiz bu kök Doğu Akdeniz bölgesinin endemik türlerinden. Bizde Kumlu ilçemizde gelişir. Kumlu ilçemizde. Evet, peyam şerbeti esas kökünü gösterebilirsiniz Zafer abi. Şöyle. Kumlu ilçemizin kumlu topraklarından ötürü zaten Kumlu adını almış. Daha önce Reyhan ilçemize bağlı bir kazaydı. Kumlu ilçemizde Afrin Çayı ile Asit Nehri'nin kenarlarında bir bitki yetişiyor. O bitkinin kökü. Bu dövülerek içindeki bu lif olan kısım alınıyor. Demleme yoluyla, yani çay demler gibi de demleyebilirsiniz. Evet. Soğuk suda mı, sıcak suda mı hocam? Ilık suyla daha sonra soğutuyorsunuz ama. Evet. Biraz. Oda sıcaklığında 27 derecelik oda sıcaklığı suda. Normal çeşme suyu da olabilir. Rengini göstereceğim şimdi. Alacağı evet. Rengi. Evet. Şimdi bunun hazmı kolaylaştırdığı... Biraz kaldırabilirsin abi. Ekranda görsün arkadaşlar, izleyenler. Şu an yavaş yavaş görüyorsunuz. Yavaş yavaş böyle 1-2 saat sonra yani sizler de yani evde yapmak isteyenler biliyorsunuz baharat yolundan geçtiğimiz uzun çarşını alabilirler. Köprüde de heykele dikildi ya şefim. Doğrudur. Şerbetçilerimiz meşhur. Bakır imliklerde Osmanlı döneminden beri içilen bir meşrubat. Ramazan'da insan tabii ki özellikle sıcak geçen Ramazan dönemlerinde insanlarımız soğuk olarak tükettiğinden artık günümüzde hep soğuk tüketilmiyor. Bunun faydaları abi Almanya'da yılın bitkisi seçilmişti bu peyam şerbeti. Mide dostu, evet. Yani kum döküyor, bağırsakları temizliyor, mideyi rahatlatıyor. Çok güzel faydaları var abi bunun. Tabii. Peyam şerbeti dinlendirme özelliği var. Dinlendiriyor, temizliyor. Pidelerden bahsedelim, Ramazan pidelerimizden. Olur abi. Değil mi? Olur abi. Şimdi bizde yakın bir döneme kadar ekmek çeşitliliği 20'nin üzerindeydi. Fabrikasyon ekmeğe geçildikten sonra bu sayı düştü ama mahallelerdeki fırın kültürü halen yaşatılmaya devam ediliyor. Hemen hemen her mahallede eski Antakya dediğimiz 26 Suriçi mahallede tamamında birer fırın halen mevcut. Bu 26 fırına denk geliyor. Bazı mahallelerde 2 ve 3 tane taş fırınımız var. Dolayısıyla 100'e yakın taş fırınımız halen geleneksel yöntemlerle ekmek üretiyor. Fakat birkaç ekmek cinsi artık meşakkatinden dolayı... Halep ekmeğimiz var mesela. Halep yapılıyor. Tava ekmeği yapılmıyor şefim. Artık. Tava ekmeği. Tava ekmeği daha önce yapılırdı. Doyurucu bir özelliği var.
Onun mayalanma şekli farklı, nohut mayası dediğimiz mayayla yapılan bir tava ekmeğiydi. Benim fırınımda yapılıyordu. Ben hemen hemen tüm fırınları gezdim. Yapan yok ama şöyle bir iyi gelişme var. Fırınlarımız, çalışan kadın sayımız arttığı için şefim, geleneksel yemeklerimize vakit ayıramıyorlar. O yüzden fırınlarımız külçe, kömbe, kaytaz böreği gibi unlu ürünlerimizi artık fırınlarında yapıp ambalajlayıp eve kadar servis ediyorlar ve çok iyi. Bir de fırında da bulunduruyorlar. Çok iyi. Bu saatte bile şu an Akıncılar fırını olsun, Ürgen fırını olsun, sizin bir arkadaşınız vardı, Akayder fırını olsun, evet, tamamında bunları bulabiliyorsunuz artık. Şu an normal hamurumu yine bir top daha kestim şiş börek için. Normal evde çay bardağı, ya bu kahve fincanından şöyle. Kahve fincanı boyu çok güzel oluyor. Yani ölçü vermek istersek, yani su bardağı değil. Ustamızın maharetinden bahsetmiş Gülay Hanımız. Aziz Hanım, hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Elinize, emeğinize sağlık demiş Ramazan'ın. Bizi izliyor. Allah razı olsun. Ayten süper, hayırlı, sağlıklı, dolu Ramazan dilerim. Ellerinize sağlık, iyi yayınlar, harika yemekler. Teşekkür ederiz Ayten Hanım'a da. Mehmet. Onur Bal, bizim değerli çalışma arkadaşımız bizi izliyor. Çok geçmiş olsun diyoruz Onur abiye de. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönersin Onur abi. Aziz Hanım bizi izliyorlar, hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş. Ben şeyden bahsetmek istiyorum Cemil Hocam. Evet. Bu bizim hani katıklı ekmek kültürümüzden var ya. Evet. Şimdi katıklı ekmeklerimiz Ramazan ayında yine yanında çorbayla bir ikili oluşturuyor. Kesinlikle ıspanaklı ekmek, katıklı ekmek. Mahulta dediğimiz mahulta. Mesela mahulta katıklı ekmek. Çünkü henüz halen mevsimi ıspanakla olsun. Dün yaptırdım vallahi abi. Dün çökelekle. Dün vallahi yaptırdım abi. Mahulta çorbası. Ben çok dün böyle canım pazarda böyle perşembe pazarına eve giderken uğradım abi. Neyim de şöyle canım böyle oruç geldiysen dediğin gibi böyle her şey çekiyor. Canım şey, ıspanaklı ekmek. Altakya'nın hani meşhur olsun. Ispanaklı ekmek vallahi yedim. Evet, iki tane tereyağlı yumurta, domates, salata alıp biraz yeşil zeytin. Evet, şu an meyam şerbetini gösterir misin abi canlı yayında? Rengi bu. Süzüyorsunuz. Hiçbir şey katmanıza gerek yok. Kendinden şekeri de var. Öyle bir bitki. Şu an kıymalarını da koyacağım abi. Şu an şiş böreğimi artık doldurduktan sonra bu şiş böreğim de tamam abi. Bu arada Expo'nun dergisini ben getirdim. Cediş Şef'im. Evet abi. 4-5 sayı dijitalde yapmıştık, çalışmıştık. Bu da artık her ay, her 3 ayda bir çıkacak olan. Yarın temizleyecekler abi. Expo kitabı. Expo'da hani burada gastronomiden, evet. Hatay gastronomisinden şeye kadar, müzelerimize kadar içinde makaleler de yer alıyor. Bir de bir şırınmak şefi tarifi var burada şefim. Dolmaların şahı. Evet. Bizim Antakya mutfağının şahı. Dolmaların şahı dediğimiz yemeğimiz. Et ve tavuk da tüketilir. Şefim. Evet. Ramazan'da bizde. Çok tüketildi. Tavuk, tepsiye et. Tavuk. Şu an şiş böreğimin içi de tamam. Son hamurumu da yaptım. Şu an bir yandan tuzlu yoğurdum açıldı hemen hemen. Bir yandan da atacağım bunları. Bunları hemen kapatıp şiş böreğimi atacağım. Piştikten sonra üzerine yağ tavlandıracağım. Şeyi tanıtayım mı? Künculeye doğru. Tabii ki de. Ha, şimdi bundan neyden yapılır? Peyamdan bahsedeyim, biraz da künculeye doğru şey yapalım. Şöyle ha. Göstereyim. Künculeye helva. Bu yıl içerisinde Ramazan ayı dışında bizim çarşımızda pek yer almıyor. Yapımı meşakkatli tahin, susam, çöven otu şerbetinin buluştuğu teknik bir mekanik bir döverek dondurma şey gibi. Evet. Dondurma gibi döverek kesimi yapılan bir yiyecek. Besleyici özelliği var. Tatlı ihtiyacını da gideriyor.
Çöven otu şeyde de kullanmıyor şefim. Köpükte, kelebiçin köpüğünde. Doğru abi. Bu da öyle. Yapımı meşakkatli, masraflı. Çünkü susam pahalı, tahin bayağı pahalı. 250 gramlık, 300 gramlık paketlerde satın alıyorsunuz. Çok besleyici öyle. Türkiye'nin birçok yerinde var fakat kalın, bizdekini şöyle göstereyim. İncecik, yemesi daha kolay ve çıtır çıtır. Çöven otundan yapılıyor, susam. Çöven otundan bir şerbet elde ediliyor. Evet. Şefim. O şerbetten çok az şeker ilave ediyorlar. Çöven otunun kendi aroması tahin ve susamla buluşuyor. Onu bir hamur haline getiriyorlar. Hamuru susam banyosunda şeye buluyorlar. Susama buluyorlar. Altı üstü hamur birbirine susamlar üzerine yapışmış oluyor. Evet. Daha sonra bunu dilimliyorlar. O mekanik makinenin içerisinden geçiriyorlar. Şöyle el yordamıyla. Hepsi tek tek çıkıyor. Kesimi o şekilde yapılıyor. Şu an önce suyumu kaynatmıştım. Ardından pirincimi attım. Güzelce tuzlu yoğurt özleştikten sonra şişbeleklerimi yaptım. Mantının kuzenleri. Evet. Biraz kaynaya kaynaya yoğunlaştı. Biraz su çekeceğim sadece. Evet. Tamamdır. Şimdi ilçelerimizin de birbirinden şefin lezzetli tarifleri var. Evet. Bize kimse darılmasın. Şimdi Antalya mutfağı mı? Hatay mutfağı mı? Hatay mutfağı tabii ki. Çünkü Antakya ilçelerimizin abisi veya hamisi değil, evet, kardeşi. Hatay mutfağı Antakya'nın temelinde Antakya mutfağı olsa da her ne kadar, evet, ilçelerimizin de bu aşın içerisinde kattıkları var. Kesinlikle. Mesela İskenderunsuz bir deniz mahsulü deri olabilir miydi elimizde? Olabilir. İlan balığıyla karabalık kalırdı elimizde. Ama şimdi lagos bizim, karides bizim, yani jumbo karides bizim, kelebek bizim, sas karidesi bizim, İskenderun meşhur şurupları, meşhur turşuları. Yani bu arada sosyal medyada bazı söylemler var. İşte İskenderun il olsun diye böyle şeylere lütfen. Ötelendiğini düşünen kardeşlerimiz yanılıyorlar. Yani öyle bir şeyini öyle bir yani şey. Yani biz birlikte Hatay'ız yani. Hatay mutfağı, Antakya mutfağı yok. O öyle bir şey olamaz. Biz biriz. Tabii. Yani Payas için de aynı şey. Dörtyol içerisinde onlar olmadan Hatay mutfağı veya UNESCO Hatay gastronomi kenti denmesinin. Yani biz Antakya yemeklerimiz daha çok ama o biz zaman, Hatay mutfağı diyoruz yani. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. Antakya mutfağı. UNESCO Antakya. Evet. Gastronomisi öyle bir şey yok. Yani harbiyesiz, ne bileyim, Samandıralsız, Dörtyolsuz, Erzinsiz, İskenderunsuz. Hep beraber, hep beraberiz. 15 ilçesiyle bu ünvanın kentidir. Doğrudur. Kesinlikle. Buna %100 katılıyorum. Tabii onların, yani geçenlerde siz yaptınız mı şefim? Evet. Tavuğu. Kuzu tavuğu Beyhan'ın yaptı. Şeyi yapmadınız mı? Lagosumuzu. Evet. Bunlar ilçelerimizin değerleri değil mi? Bize kattığı gastronomi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada şimdi şiş böreğim kaynıyor. Piştikçe yukarı çıkacak. Ben bu arada tepsimi alıyorum. Tepsimi alıyorum. Tepsimi de yağlayacağım. Hatta isterseniz Zafer abi biz şiş böreği çorbasını bitirelim. Şiş böreği çorbasını da bitirelim abi. Olur mu? Şiş böreği çorbasını zaten pişti yukarı çıktı. Nanesini de tablandırayım abi. Onu bitireyim istersen. Olur mu abi? Hay tat böreğine geçeyim. Sizlere Anadolu'dan bahsetmek istiyorum. Bizim biraz halen yorumladığınız yemeklerin birçoğu medeniyetin başladığı obamıza dayanıyor. Evet. Yani yemeğe giren ürünler eğer o bölgede yetişiyorsa bir canlılık ve dinamik getiriyor. Bu da sizi gastronomide çeşitlendiriyor. Hatay muhteşem lezzetlere sahip çünkü muhteşem ürünlerle destekleniyor. Doğrudur. Yani şimdi tam zaten bunların bir kısmı zaten vardı. Evet. Yani asırlardır var olan meyveler, sebzeler, otlar. Bir kısmı da Amerika'nın keşfinden sonra veya coğrafi keşiflerinin ardından gastronomimizde değerlendirdiğimiz ürünler. Ben şu bir çalışma yapmıştım bir ara. Bezelye, soğan, sarımsak, mesela
tamamen bize ait çekim. Soğan ve sarımsağı halen en çok kullanan, dünyada en çok kullanan iki ürün değil mi? Doğru. Soğansız sarımsaklı yemek olmaz. Tarıma ve kültüre Hattiler döneminden beri alındığını arkeolojik kayıtlardan dolayı biliyoruz. Tamamen Anadolu menşeli iki ürün. Ve bugün dünya gastronomisinin olmazsa olmaz iki ürünü. Biri soğan, biri sarımsak. Kesinlikle zaten. Mesela salatalık, marul, patlıcan, bunlar Anadolu kökenli. Hububatların büyük bir kısmı. Şimdi isterse Zafer abi şişpereyi tabaklayayım mı? Sıcakken görünmesi için tabi. Dağılmadığını, hamurunu. Şöyle. Özel servis edeceğim bunu. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Süslemesinde tekrar şey naneyi kullanıyoruz. Değil mi şu? Aynen abi. Gereği kadar. Şu an şiş börek çorbam hazır. Hatta ben istersen sana bir tabak sıcak sıcak vereyim abi. Ben sonra. İftarda. Tamam abi. O zaman bunu şurada kalsın. Kalsın çorbamız. Çorbamızı ben sadece göstermek için. Çok güzel. Şimdi abi ben haytaz böreği için tereyağı ve sıvı yağ erittim abi. Şimdi elimi artık yağlayacağım artık. Tereyağına biraz sıvı yağ katıyorum. İkisi karışık olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Bize bu fırsatı veren yayından dolayı izlememize vesile olan Mehmet Siper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendimi sanki memleketinde hissediyorum demiş Azize Gönüllü. Çok teşekkür ederiz Azize Hanım. Sağ olsun bizim sürekli izleyicilerimizden kendisi. Şöyle. Şöyle. Şefim bize sahurdan bahsedelim. Olur abi. Sahur deriz biz Antakya. Sahur deriz. Sahurlarda biz genelde dikkatli sahur yaparız. Çünkü sahurda ağır yemeklerimizi ve baharatlı yemeklerimizi yemeyiz. Doğrudur. Çünkü rahatsız olmamak ve kolay bir oruç tutabilmek için genellikle sahur aşı, sahur aşı derler abi. Doyurucu yemekler tüketiriz. Doğrudur. İftarlarda da eğlenceli yemekler tüketiriz. İkili yemekler dediğimiz yemekler doğrudur tüketiriz. Siz sahurlarda sahur aşı yapılırdı, değil mi? Evet. Onun yani dışında şehriyeler, kahvaltılıklarımız tüketilir. Değil mi? Aynen abi. Domates, salatalık, yeşil zeytin. Kahvaltılıklarımız, peynirlerimiz. Evet. Hafif olan yemeklerimiz daha çok veya hafif ürünlerimiz tercih edilir. Şu an mesela bizi izleyenler diyebilirler bu hamur içi ne var? Hı. Un var, su var, tuz var ve çok az maya var. Evet, cıvık bir tam böyle tam mayalaşmayacak. Çok mayalı olursa ekmek gibi olur. O yüzden 1 kilo una 5 gram kuru maya. Ben 5 gram kuru maya koyuyorum. Çünkü bu mayalı olursa ekmekten bir farkı kalmaz. Şımıt bir hamur olur buna. Kaytaz böreğin hamuru şımıt hamur derler abi. Fırıncılar şımıtı yani mayası olan hamura şımıt hamur derler. Ben tereyağı ve sıvı yağ karışık kullanıyorum. Siz de evde katı margarin kullanabilirsiniz. Normal tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanırsanız daha lezzetli ve gevrek olur. Ben tereyağı ve sıvı yağ karışık kullanıyorum. Evet böyle yağdan kesiyorum hamurumu. Yani meşakkatli iş. Yani Ramazan... Yani görüyorsunuz yani bize vakit geçirmek için lezzetli misafirlerimize, konuklarımıza fırınlarımızda biliyorsun telefonları hanımlarımızda mevcut. Gelip alıyorlar, yapıyorlar, geri getiriyorlar. İmkanı olmayanlar için taşkırımlarımızın bu kültürleri yaşatması bizim için olağanüstü kolaylıklar. Kesinlikle. Artık bunu özellikle metropol şehirlerde yaşayan Antakya'da diasporamız bundan çok ekmek sıkıntılı. Yiyorlar. Bulamıyoruz diyor yani. Buradan elbette ki Antakya'dan, Hatay'dan ürün sipariş edilebilir, şey yapılabilir, elde edilebilir. Tek farkı biz hani daha sıcak veya o anlık tükettiğimiz için biz biraz daha şanslıyız. Yoksa dünya
çok küçüldü. Artık her şeyi bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Kesinlikle hatırlıyorum. Şu an Zafer abi. Nasıl daha da demini aldı görüyorsunuz. Evet. Şöyle alacağım. Buraya da koyacağım abi. Siz Zahter dönemindeyiz. Şefim. Evet, beraber altın uzuna gitmiştik yaptığımızda. Şeyde, iftar softalarında salata olarak değerlendirilebilir. Evet. Yapımı da oldukça kolay. Bizim gastronomi sayfamızdan da videoları izleyebilirsiniz. Hatta gerek gastronomi... bizim Zahter salatamızı ve zeytin öfelememizi, zeytin salatamızı evet. Tarifini Celil Şef hem verdi hem de yapımını o videolarda gösterdi. Bizim sayfalarımızdan bunları bulabilirsiniz. Sakız murçunun da zamanı. Değil mi şimdi? Evet abi, sakız murçu. Bütün pazarlarda var. Zaten sakız murçu. Hemen soğandan şöyle öldürecekler. Yemeği veya bir sahur yemeği olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle abi. Şöyle hafif bir soğandan öldürüp abi. Üzerine iki tane yumurta kıracaklar. Hem besleyici, hamileler için de iyi. Böyle. Yorumlara abi istersen baştan okusun sana zahmet. Çok kıymetli bilgiler, teşekkürler Zafer Bey demiş. Şefimiz size de selamları var, Berin Hanım teşekkür ederiz. Antakya'nın gururu Celil Şef demiş, hayırlı Ramazanlar Necu Aslan. Çok teşekkür ederim. Necu bizim şey, sen mi tanıdın Necu? Necu Aslan. Necu Aslan, he bizim şeyden, kuzenimin yanında çalışıyordu. Şu an hamurlarımı yağlı, okkaladım. Nasıl abi, güzel oluyor mu abi, sen bir usta olarak... Ben yani bereket yemekle var, ilgili konuları, tarihle ilgili konuları evet. Biraz hakimim de ama yemekleri bu yaşıma şu kadar an 15, hep izledim. Evet, 15 Nisan abi, biliyorsun 15 Nisan'da abi Türkiye Turizm ve evet. Aşçılar günüydü abi. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Ya biz bir turizm kentiyiz şefim ve STK'larımızın artmasını, STK'larımızın çalışmalarını diliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Evet. Burası kültürün, medeniyetin beşiği. Gastronomi derneklerimizin de etkinliklerinin pandemi sonrası artmasını diliyorum. Çünkü gerçekten Hatay'ımızın geleceği turizme bağlı. Evet. Biz kendimizi bu expoyla, gastronomi etkinlikleri ve çalışmalarımızla aslında şehrimizi tanıtmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Şurada bile bu etkinlikleri, bu çalışmaları yaparken kentimiz için çalışıyoruz. Kesinlikle, hatırlıyorum abi. Yemekle, çünkü biz kentimize para kazandırmak istiyoruz. Hesabımız kalansın. Tabii kentimize nasıl para kazandırabiliriz? Biz sanayi kenti değiliz. Biz bir turizm kentiyiz. Dolayısıyla turizmin geleceğini ben çok iyi görüyorum. Bu yani gastronomi ünvanımızın da hakkını verdiğimizi düşünüyorum şefim. Kesinlikle katılıyorum abi. Şimdi iki çeşit göstereceğim size. Şu an normal Antakya'da kaytaz böreğini hem kare olarak yaparlar hem de gül olarak yaparlar. Ben ikisini de göstereceğim size. Şu an Antakya'nın... Şeyde de geçiyor şefim o zaten. Tariflerde de mi abi? Yok, arşivlerde gül böreği diye de geçiyor. Gül böreği de mi? Çok iyi. Şimdi bizim Antakya'da normalde aldı böyle. Normal. Kare olarak böyle. Böyle sağdan soldan kapatıp iki çeşit var abi. Bir böyle kare var. Bir de üzerine kıyma koyacağız. İsteyen gül şeklinde yapabilir. İki çeşitle de yapabilirsiniz. Gül böreği de geçiyor dediniz abi. Ben böyle yaptığım zaman daha şey oluyor abi. Böyle gül şeklinde yaptığım zaman aralarına böyle sürekli tereyağı giriyor abi. O unutulmuş şefim. Gül böreğine şimdi şey diyorlar. Evet, ıspanaklı börek var ya. Evet. İçine ıspanak konar, ona da gül şöyle, böreği deniyor. Fark ettiysen abi bütün katmanlarına böyle her tarafa yağ geliyor, tereyağı, tabii. O gevreklik. Çıtırlığı vermesi evet, için. Böyle burma bilezik gibi böyle. Hem hamuru kendi etrafına dönendiriyorum. Görüyor musun abi? Evet. Hem hamur kendi etrafına dönüyor. Kapama şekline de kaytaz denilmiş. Ama aslında hiçbir alakası yokmuş onun. Ha. Araştırmalara göre. Kapama şeklinin adı kaytaz değil. Şöyle işte. Yağları açıyorum, tereyağı ve sıvı yağ. Evet. Kaytaz böreği daha böyle gevrek.
daha lezzet olsun diye. Çalışma arkadaşınız Yusuf Uçar, arkadaşımız Yusuf Uçar, iyi yayınlar, ellerinize sağlık demiş Çeliş Şef'im. Nezahat Hanım bizi izliyor. Siz anlatırken canımız daha çok çekiyor. Evet. Varsa kaytaz böreğine dair sorular. Kaytaz böreğinin olmazsa olmazı, yani etin çekmemesi için kesinlikle soğanı yıkadıktan sonra yıkayacaksınız. Yani robotta, ister robotta çekin, isterseniz elde doğrayın. Kesinlikle soğanın çekmemesi için kaytaz böreğini, soğanını yıkayacaksınız. Yıkarsanız et çekme yapmaz. Yani kaytaz böreğini eti koyarken çekme yapmayacağız abi. Şöyle koyuyoruz. İki çeşit gösteriyorum ben. Kare gösterdim abi. Bir de gül sarması. Gül sarması. Hatta bir tane daha kare yapalım. Şimdi katlarken fark ettiysen abi böyle. Şimdi bunu bir de kıvamda yapmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Hamur ne büyük olacak ne çok küçük olacak. Evet abi. Hamur kararında olacak. Yani çok küçük, yani o yüzden o çok kadar... Çok olursa, et çok az olur üzerinde, evet. Çok büyük olursa da evet. Hamur yemiş oluyorsunuz o zaman. Kesinlikle. O yüzden abi böyle hem kare yapıyorum, Antakya işi, hem de gül böreği, gül gibi. Tereyağı ve sıvı yağdan açıyorum güzelce. Evet, bizi izleyenler için. Kaytaz böreğinin iç harcına kuzu kıyması, soğan, soğanı kesinlikle yıkıyorsunuz. Tuz, karabiber, domates salçası, biber salçası ve nareşkisi koydum. Sonra hamuruma az maya koydum. Yani az mayalı olur, şımıt hamurdan olur kaytaz böreği. Tekrar Berin Hanım soruyor da benim kayınvalide. Veriyor. Kıymasını? Kaburga. Kendiliğinden yağlı et olacak. Ankara'dan mı? Evet. Ankara'ya da selam olsun. Kıymasına kuzu kıyma olacak abi. Ha sen bunu şimdi tepsiye koyuyorsun ya, kıyması nerede diyorlar herhalde. Koyacağız. Ha ekleyeceğiz onu. Ekleyeceğiz. Şu an mesajı açıyorum. Açıyorum şu an mesajı. Şu an ekleyeceğim. Hatta bir tanesini göstereyim görsel açısından. Nerede diyenler için. Şöyle elimizden açacağız böyle. Böyle açacağız. Ne kadar yaparsam yapayım Hatay'da yemenin tadı çok şöyle. Başka insanların sevgisi ilave ediliyor herhalde diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. Severek, yani her işi severek. Antakya'da yemesini sever abi. Yemesini sever. Çok mütevazı olma da şefim. Evet. Etimizin ününü anlat o zaman. Etimizin ününden dolayı herhalde farklı abi, oluyor. Etimiz kuzu eti. Dışarıda da elbette ki diğer kentlerimizde de bir ciddi bir et kültürü var. Ama bizdekiler bizde biraz yerli abi. Daha besli, daha güzel. Yayla Dağı'ndan, Kıcı'dan, Benen'den. Bizim etlerimiz abi lezzetli. Çünkü doğal de, doğal diyor, doğal. Kasaplarımız et, eti, dana eti keser abi. Sağlam kasaptan alacağız abi. Kancık eti, inek eti olmayacak, düve eti olmayacak, angus eti olmayacak. Erkek dana olacak abi. Koç yumurtasını göreceksiniz abi etin üzerinde. Doğru mu abi? Doğru, öyle. Erkek eti. Erkek olması. Kasaplarımız zaten Antalya. Zaman içerisinde kimin ne istediğini o kadar iyi biliyorlar ki kasaba gittiğin zaman tanıyordum sana yapacağın yemeği soruyor şefim. Evet. Yapacağın yemeğe göre benim eşim ilk evliliğimizin ilk yıllarında kasaba gittiği zaman sorarmış yani sen ne yapacaksın kızım sen benim yapacağın şeyi sor ben sana ona göre zaten tepsi et mi tepsi et isteyeceksin tepsi et mi yemeklik mi istiyorsun hangi yemeği yapacaksın dolmaya simsiyah et verilir mi? Dolmaya illa ki biraz yağlı, gerekirse kuyruk yağı olacak. Et verilir. Bu da Hatay kasaplarının tabii 10 sıfır veya birkaç sıfır öne çıkarıyor şimdi. Kesinlikle. Bir de bildiğiniz kasaptan alacaksınız. Evet, çok önemli. Bizim mesela programımızın sponsoru Armutlu'da Özeser Kasabı. Mesela tuzlu yoğurdum olsun, diğer ürünler olsun, market ürünlerim olsun. Hepsi merkez marketten, sağ olsunlar. Merkez market. Yöresel ürünleri marketlerimiz değerlendirmeye başladı. Gerçekten bu, merkez şeydeki gibi. Ulusal marketlerde de böyle şefim. Metro, Anadolu lezzetlerine çok önem vermeye başladı. Organik, yerli. Anadolu gastronomisinin yani diğer kentlerimizin gastronomisi için de ciddi çalışmalar yapıyor. Büyük firmalar, büyük marketler. Gastronomi bu şekilde değerlendirilmesi çok doğru. Arkasında durulması lazım. Doğru. Şimdi biz seninle uzun yıllardan beri kaybolan lezzetleri de sürekli çalışmaya gayret ediyoruz. Evet. Çünkü belki bizden sonra çalışmayan olursa tamamen unutulabilir.
Doğrudur. Bunları da en az bir kez, iki kez yorumlayınca merak eden izleyicilerimiz, yani merak eden hemşerilerimiz bunları şeyini alıyor. Hafızaya alıyor. Kesinlikle. Bir kez de ben yorumlayayım bakalım bu yemeği diyorum. Doğrudur. Ya şu an yemek kültürü çok gelişti. Altınözü'nde, sadece Altınözü ilçemizin 15'e yakın unutulmaya yüz tutmuş yemeğini fark ettim. 15 tane çok bir güzel. Bir çalışma sırasında. Çok iyi abi. Bir Altınözü'ne bir ara gidip bunları kayıt altına, yani sözlü olarak ve görsel olarak kayıt altına almayı düşünüyorum şefim. Olur abi beraber. Sen daha sonra bunları yorumlarsın. Beraber birlikte yaparız abi yemekleri. Şu an bizi izleyen tüm herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugün size kaytaz böreği yapıyoruz. Ramazan'a özel şiş börek çorbamızı yaptık. Evet. Şu an böreklerimizi hamurlarını sıvı yağ ve tereyağından açtık. Bu arada ilçelerimizin belediyeleri de gastronomi konusunda çalışma yürütmeye gayret gösterdiler. Antakya belediyemize, belediyemizde sağ olsunlar bir gastronomi akademisi açılışı yaptı birkaç gün önce. Orada da lokal yemeklerimizi yorumluyorlar. Abi herkesin saygı çıkmasın. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ne yaptı? Hatay'a Expo'yu kazandırdı. Gastronomi kenti ünvanını yaptı. Bunlar bizim için abi. Yani bunun CHP'si, AK Partisi yok. Bunun partisi yani yok. Belediye taşın üzerine taş. Belediye ya. Hatay'a katkı verir abi. Gastronomi kent, Antakya Belediyesi de, Kırkan, Reyhanlı hepsi kayıtlanması lazım abi. Doğru mu? Tabii. Expo gibi. Expo da bizim. Büyükşehir'in şeyi. Gastronomi de bizim. Hepsi bizim abi. Bizim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bizim için abi. Herkesin var. Partisi yok mu işlerin? Hepimizin. Yani. Ya sınır, Türkiye'nin bir sınır şehriyiz. Yani bak bütün... Bizim lojistiğimiz, yani bir ciddi bir lojistiğimiz var. Deniz yolu var. Var. Her yol var. Şimdi bu sektörler çok Suriye iç savaşından dolayı darbe yedi. Bizim tarih, kültür, medeniyet, turizm konulara ağırlık vererek, gastronomiye ağırlık vererek buralarda... Buralarda markalaşıp, buralarda kooperatifleşip, buralarda kümelenip ciddi paralar kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle, doğrudur. Ya şu an abi görüyorsun abi her yerde yöresel yemekler, yani, baharatçılar, kafeler yani bunlar ekmek yiyoruz abi, gastronomi abi. Tabii. Pandemi sonrası umarım Hatay için her şey Hatay Spor Süper Lig'de şu an, Hatay Spor'umuz Süper Lig'de. Tabii. Süper Lig'de çıktı yani şu an seyirci yok. Normalde Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına Adana'dan, Antep'ten seyirciler gelecek. Kebap yiyecekler, tepsi kebap yiyecekler. Benim şefim demiş Ali Osman Yetik. Evet, Kuşadası'ndan. Bizim şu an Antalya'da. Mete Bisi izliyor, Mete Yılmaz. Azize Nazar Gönüllü, hakiki zeytinyağı mı yoksa ayçiçek mi kullanıyorsunuz demiş. Sıvı yağ, ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı bu Türkçe'de. Ayçiçek yağı ve tereyağı karışık. Zeytinyağı acıttırak verir. Acı olmaz zeytinyağı. Mehmet Toktemir bizi izliyor. İyi yayınlar dilerim. Değerli Zafer Hocam ve Ceylit Şefim demiş. Fevzi Çelik geçmiş olsun diyoruz biz. Biz de geçmiş olsun diyoruz abi. Bir an önce sağlığına kavuşursun abi. Hocam Demirci bizi izliyor. Evet, İmran Soğutman'ın sahibi. İyi yayınlar diliyorum. Nedense sağlık Ceylit Şefim demiş. Ankara'dan Gülşen Kurt. Şu an kaytaz böreğini yapıyoruz. Şu an tepsimiz doluyor. Etlerini koymadan önce fırınımı ısıtacağım. Ya Allah. Ya bu işte sanat eseri gibi oldu. Evet. Ne yapalım abi? Hatay'ı en iyi yerlere getirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz abi. Elimizden geldiği kadar. Şeye de devam edeyim bu arada izleyicilerime. Anadolu kökenli Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği daha sonra yani buradan gidip birçok yerde de yetiştirilen ürünleri devam ediyorum. Mesela üzüm şefim. Evet abi. Ceviz, vişne, kiraz, elma, badem, bezelye, baklar, çavdar, nohut, arpa, zeytin, nar Anadolu menşeidir. Bizim Anadolu'dan evet. İlk yeri burası. İlk yeri burası. Evet. Dut, çin, Şam'ın dut dediğimiz dut, yani Şam ismini almış olmasına rağmen Anadolu kökenliymiş. Şamlı dut. Filik ilk defa Hititler tarafından kültüre alınmış tarla kenarındaki isteme sırasında.
İncir, alıç, annep, harnup, karnavalar, mercimek, kızılcık, kestane, Anadolu kökenli şefim. Murt, zahter, fesleğen, at kestanesi, Anadolu kökenli. Biberiye, çörek otu, çöven otu, defne, dereotu ve çam fıstığı, Anadolu kökenli. Bizim ya Türk mutfağı, Anadolu'ya. Evet. Bunları zaten hepsini değerlendirmiyor muyuz? Doğrudur. Hem biz hem Anadolu'daki şehirlerimiz. Doğrudur. Çoğu bunları zaten şeyde değerlendiriyor mutfaklarında. Kişniş, baharatlardan... Küzbara diyor, kişniş, küzbara. Evet, kişniş, bizim küzbara dediğimiz Anadolu kökenli. Melis otu, Anadolu kökenli. Roka, Antep fıstığı, böğürtlen, acur, ayva ve iğde, Anadolu kökenli. Karayemiş, şalgam, muşmula, arpa, Anadolu kökenli. Bizim Libya dediğimiz... Börülce, Libya. Börülce denen Anadolu kökenli. Eve gömeci, kuş konmaz, kapari, şeker pancarı, yemlik pancar, kaya koruğu, Anadolu kökenliymiş yapın. Domates nereli hocam? Domates, Orta Amerika ve Güney Amerika kökenli. 1800'lü yıllarda, 18. yüzyılın ortalarında Hatay'a ulaşıyor şefim. Evet. Bir misyoner burada Samandan'da bir çiftlik kiralıyor ya da satın alıyor. Emekli bir büyükelçi, İngiliz büyükelçisi. Evet. Şeye meraklı, botaniğe meraklıymış. Arkadaşları var işte Güney Amerika'da, işte Georgetown'da, Orta Amerika'da, onlardan valilik yapan oradaki sömürgelerde. Evet. Buna şey göndermişler, domates, biber tohumları göndermişler. Bu da Savanlağ'ında, o büyük çiftliğinde bunları ekmiş, hasadını yapmış. Bizim insanlarımız gitmişler bunun yanına bakmışlar, kimi de yanında çalışıyormuş zaten. Evet. Bu ne demiş, yenir mi bu? Tabii ki demiş, yenir falan. O zaman yenildiği de bilinmiyor. Amerika'dan ta Savanlağ'ına kadar. Savanlağ biberinin orijinalinin Güney Amerika'daki İngiliz Kolombiyası'ndan geldiğini tahmin ediyorum ben. Evet, tarihi de bunları gösteriyor. Çünkü ilk Samandağ'ına ekiliyor bu şefim. Evet. Ama ana vatanı esas Amerika'dan geliyor ilk tohumu. Evet, bu onlardaki biz Onur Bey'le bir çalışmaya gitmiştik. Evet. Güney Amerikalılar vardı orada, Brezilyalılar, işte Panamalılar filan, evet. Kolombiyalılar. Bunlarla konuştuğumuzda biz bunları yiyemiyoruz dedi. Sizin gibi sos olarak değerlendirebiliyoruz. Ve bunların suhur derecelerini biz onlarla konuştuk. Sizinki dedi çok acı. Biz de nasıl olur? Hani atası eğer sizdeyse bunu, bize sizden gelmiş bir şekilde. Sizdekinin de acı diyorlar ama biz onu yiyemiyoruz diyor. Biz bunları sos olarak değerlendirebiliyoruz. Sos yani acı böyle doğru. Hop çilli sos yapıyorlar. Sos yapıyorlar, yemeklerde sos olarak değerlendiriyor. Sos yaparken büyük ihtimalle bunların salçayla filan acılık seviyesini düşürüyorlar. Şey. Doğru, domates de doğru. Ama mesela Asya çok acı tüketebiliyor. Doğru. İşte Japonların wasabi sosu, değil mi? Doğru. Şeylerin, Çinlilerin, siz Çin'e gitmiştiniz. Evet. Çin'de çok acı yeniliyor değil mi? Kesinlikle. Bir sosları zencefil, var. Abi acıyla zencefiler. Zencefil de acı zaten, ikisini nasıl kullanıyorlar? Süper oluyor abi, ekmekleri. Acı tüketebiliyorlar onlar. Evet. Şey mutfağı, bize Hindistan. Onur Bey falan söylemişti. Tayland mutfağı, işte Malay mutfakları falan bunlar çok acı tüketebiliyor. Hatta bizden daha acı tüketebiliyorlar. Doğru, Türklerden yani. Türklerden daha fazla tüketen var zaten. Doğru. Mesela Meksika mutfağı, bunlar çok acı tüketebiliyor. Doğrudur abi. Şu an etlerini koyuyorum, evet. Kaynanan mı sormuştu abi? Kaynanan. Etlerini şimdi koyuyorum. Etlerini soruyorlar ve kapatma usulünü. Yakından göstereceğiz onları değil mi? Evet abi şu an görüyorsun abi. Etlerini falan hep... Sakız murcu zaten şeyin filizi. Menengiç ağacı. Menengiç'in. Enginar, kuzu kulağı, madımak, pazı, bayır turpu, Anadolu kökenliymiş yapıyorum. Evet. Bunun yanında pancar ve kuş konmaz. Tamamen Anadolu kökenli bitkilerin ancak bir bölümü. Daha da vardır yani. Bu benim kendi kişisel çalışmamda elde ettiğim. Mesela evet. Şu an etlerimizi güzelce yayıyoruz. Dediğim gibi kaytaz böreğinin olmazsa olmazı püf noktası soğanı,
Yani içine koyacağım soğanı doğradıktan sonra kesinlikle yıkayacaksınız. Yıkadıktan sonra süzüleceksiniz. O zaman etiniz çekme yapmaz. Eti, soğanı, nar içkisi ayarında olacak. Ardından etini koyduktan sonra ben elinden yağlayacağım onları. Yani et de yanmasın diye. Etin üzerinde yağlayacaksınız ki et de yanmasın diye. Yani böyle bırakmayacağım. Ardından böyle yağdan böyle etin üzerinde yağlayacağım. Ki etler de yanmasın. Şimdi de Ramazan sofralarımızın vazgeçilmesi tatlılarımız. Evet. Şey. Künefe. Olmaz olmaz. Künefe. Bunun yanında irmik helvası. İrmik tatlısı, şam tatlısı, kabak tatlısı, ikramlı peçelerimiz. Ben şeyi hatırlıyorum, bir kısmını buraya aldım tatlılarımızdan. Ben böyle 25 liralık tatlılara yemeyin diyorum ya. Ya böyle 30 liraya, 25 liraya baklava olmaz ya. Lütfen kimse kimseyi kandırmasın. 50 milyon tereyağının kilosu, 150 milyon, 160 milyon fıstığın kilosu. Baklavanın kilosu 25 milyon buyur. Abi ben yemem abi onu. Yani tereyağı 50 lira, fıstığın kilosu 150 milyon, 25 milyon tatlı var. Kesinlikle glikozdur. Kesinlikle katkı maddesidir ya. Geçme kanser yapar bunlar sizi ya. 25 milyon, 30 milyon tatlı olmaz ya. Şimdi bizim eşsiz tatlılarımız var. Yani gidin künefe yiyin ya. Künefenin peyniri kilosu 28-30 milyon. Nasıl baklava 25-30 lira olur ya? 22. Lütfen yemeyin. Kanser bunlar, kanser yapar sizi. 25 abi 25-30 milyon da baklava var ya. Peynirli irmik helvamız var şeyden. Peynirli irmik helvası yiyin, şam tatlısı yiyin, zümrüt yiyin. Taş kadayıfımız var. Taş kadayıfı. Ekmek kadayıfımız var. Yani baklava var. Nedir ya? Glikoz ya. Kanser, kanser. Lokmamız var. Her gün dökülüyor. Evet abi. Lokma, tulumba. Vallahi onları yiyin ya. 1 milyon tanesi ya. 1,5 milyon. Züngül yiyin ya. Baklava nedir ya 30 liraya? Kanser abi, glikoz abi hepsi ya. İnsanları kandırıyorlar ya. Yok katkı maddesi, yok şöyle. Vallahi inanmayın ya. Günah abi ya, insanlar nasıl yiyorlar abi ya baklava 25-30 liraya, ben anlamıyorum ya. Ya işte tas kadayıflarımız yemeyin ya, yemeyin. Kendinize zarar ediyorsunuz. 25-30 liraya baklava olur mu abi ya? Şimdi şefimizin hassas noktalarından biri. Yok abi ya, olur mu, yenir mi abi 25-30 liraya baklava? Olmaz tabii ki. Olur mu abi, gözünü seveyim abi, sen söyle ya. Nasıl abi, güzel oluyor mu abi kadayıf güzel yemeyin? Çok güzel olur. Ya harcın rengi de çok güzel oldu. Abi fazla ben nereşisi koymam. Et, soğanı, tuzu, karabiberi, domates, biber, salates evet. Abi. Kuru olmadı yani, güzel bir renk. Abi et yağlı, var. Et yağlı güzel. Et yağlı güzel abi. Bu da olmazsa olmazlarından. Abi şimdi nereşisi de tabii et yağlı olacak. Nereşisini basarsan buna sipsiyah olur. Gerek yok abi. Günah abi, hakkını vereceksiniz abi. Bir şey yiyorsanız hakkını vereceksiniz. Şimdi yaptık. Kaytaz böreğini yaptık mesela. Evet, yakından görelim arkadaşlar. Yakın kamera. Kaytaz böreğini evet gördünüz. Evet, şimdi ben buna bitmedi. Şimdi böyle elimden hatta abi şöyle sıvı yağ alalım şu sarıdan abi. Alalım abi. Koyalım, tamam. Şimdi böyle tereyağı sıvı yağ karışık böyle etin üzerine böyle yağlıyorum ki et yanmasın. Etin yüzü yanmasın. Bunlar püf noktalardır. Etin yüzü yanmayacak. Yani bir yemek yaparken her şeye dikkat etmeniz lazım. Etin yüzü yanmayacak böyle. Böyle yağlayacaksınız. Evet abi, fırına gidiyoruz biz. Nasıl? Oldu mu abi? Ya Allah bismillah diyoruz. Şu an fırınımız ısındı ve atıyorum. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Şeyi de söyleyin şefim. Kaç dakika kalacağını? Şu an fırınımız 250 dereceden önceden ısıtılmış olacak. 250 dereceden önceden ısıtılmış olacak. Hatta ben diğer tepsime de geçeyim. Onu da aynı şekilde yağlıyorum. Aynı şekilde yağlıyorsunuz. Tepsinize yapışmasın diye yağlayacaksınız böyle. Evinizde siz kendi evinizde de yapabilirsiniz. Taş ocağına da götürebilirsiniz.
Şimdi... Bizi farklı yerlerden izleyenlerin de bu yemeği doğru şekilde yorumlayacağını düşünüyorum. Bu kadar abi işte un, su, tuz, az maya böyle yağda böyle tepsinin içinde de yapabilirler. Böyle katlayacaklar. Fırından alacakları hamur. Hamur. Hemen böyle tereyağı ve sıvı yağ eritecekler. Böyle güzelce böyle katlayacaklar. Ondan sonra tepsiye düzecekler. Önce tepsiye düzecekler. Ardından Uğurcan Demirci iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Bizim Ümran Soğutmanı sahibi kendisi. Semih Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Semih Demirci'ye. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Tepsiyetler, kebaplar. Kendi evlerinde de yapabilirler abi bunu. Yükseler. Siz de kendi evinizde de böyle yapabilirler. Ev fırında da böyle 200-250 derecede. Bir hamur kaç parça çıkabiliyor? Bir hamur abi 4 parça çıkar. Bir hamur yani 200 gram fırındaki aldığınız hamurdan 4 parça çıkabilir abi. Yani her büyüklüğüne göre. 50 gram. Evet doğrudur abi. Bir de katkı giriyor, harç giriyor üzerine. Tamam. Büyüklüğünü, küçüklüğünü siz nasıl seçiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Ben normal anda... Yaklaşık standardı bu ama. Aynen, standardı bu abi. Bunlar büyük olmaz, küçük olmaz abi. Bunun özelliği dediğim gibi soğanı yıkayacaklar. Et yağlı olacak. Tereyağı ve sıvı yağ karışık olacak. Ondan sonra eti soğanını işte yıkayacaklar. Hamur. Ondan sonra etleri koyduktan sonra üzerine bir daha tereyağı yapacaklar abi. Böyle. Yoğurmalardan ne diyorlar abi? Süper ellerinize sağ ol. Bu arada Turgay Alkan'da yüzüyormuş. Turgay? Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz biz izleyenlere. Abi istersen biz izleyenlere atkımızı göster. Gelin şefim. Bu programı izleyen şu an programımızı izleyen, yorum yapan bir kişiye Hatay Spor Asi 1967 atkısı hediye edeceğiz. Şöyle. Çok güzel. Evet. Yayınımızı izleyen bir kişiye Of şu an pişiyorlar abi. Şu an burma bilezik gibi böyle kıtır kıtır. İnşallah Zafer abi uğurlu gelecek. Yarın Trabzonspor yeneceğiz inşallah. O kadar izlemiyor ki. Bugün size şişmelek çorbası yaptık. Kaytaz böreği yapıyoruz. Evet. Başkanımız Expo davetiyeleri, davetlilerini vermek için büyükelçilikleri, konsolosluklarını ziyaret etmişti. Evet. Birkaç hafta sürdüğü ziyaretler. Hepsinde gastronomi ve Hatay Spor konuşulmuş biliyor musunuz? Ana temamız Expo. Buna rağmen Hatay Spor ve gastronomimiz konuşulmuş. Doğrudur abi. Her büyükelçilikte, her gastronomi. O kadar dikkat çekmişler. Her sponsorlukta. Dikkat çekmişler abi o kadar. Tabii. Gastronomimiz konuşulmuş. Böyle güzelce fırın kırımı yapıyorum. Medeniyetlerin ne hoş görünüyor kendisi. Hatay'ın olmaz olmaz. Lezzetlerin şefim her din ve mezhebin öyle. İnsanın yaşadığı bir coğrafyadayız. Çok güzel yerde yaşıyoruz. Çok güzel ve düşünsenize Ceniz Şef de bunu yorumluyor. Marya da yorumluyor. Aynı şekilde yorumluyor. Marya'da. Aynı şekilde yapıyor. Aynen. Şu an yine ete geldik. Böyle bir zenginlik bizim dışımızda pek bir yerde kalmadı. Yok abi hiçbir yerde yok. Mesela şu an
Kurtuluş'taki bir fırın yoğunsa aynı yoğunluk Afvan'daki fırında da var. Aynen bak. İşte Samanlı'ndaki fırında da, Altıözü'ndeki fırında da, Dörtyol'da da evet. Aynı yoğunluk. Kıtır kıtır pişiyorlar abi, kıtır kıtır, kıtır kıtır, bıcır bıcır. Şimdi bunu şeyle ısrarla deneyecek kişilerin olduğunu biliyorum. Ramazanlıktayız. Ramazan özel programımız devam ediyor. Bir de son dakikaların içerisinde çok kişinin canını çektiğine eminim. İnşallah birlikte sizler evinizde. Bizi affetsinler. Bizler evinizdesiniz şu an. Şu an birlikte atacağız iftarımızı Allah kısmet ederse. Evet. İstanbul'dan bizi izleyen Serap Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş. Ellerinize sağlık. Böyle yayınların daha fazla olmasını diliyorum demiş. Gastronomi şehri Hatay'a ilk ve tek gastronomi yemek programındasınız şu an. Evet. Çok şükür 6 aydır her cuma sizlerle birlikteyiz. Ramazan nedeniyle 17.30'da Ramazan boyunca 17.30'da sizlerle birlikte olacağız inşallah. Allah'tan bir mani çıkmazsa, sağlık yerinizde olursa ya Rabbi. Şu an diğer tepsiyi de tamam. Şöyle şimdi böyle üzerine yağlıyorum. Dediğim gibi püf noktalarından bir tanesi böyle et yanmasın diye böyle yağlayacaksınız. Etin üzerinde yağlayacaksınız ki et yanmasın, o salçası her şey yanmasın. Bunlar püf noktalardır. Et yanmasın diye. Yani aynen öyle abi. Çok, çok şükür. Hazır. Şiş böreğini zaten yapmıştım diye düşünüyorum. Olmaz. Ramazan şerbetini kökünü size göstermek için yaptık. Uzun çarşıda bulabileceğiniz helva. Bilgili helvamız evet. Tekrardan söylüyorum. Kaytaz böreğinin içine soğanını kesinlikle yıkayacaksınız. Soğanını yıkarsanız etiniz çekme yapmaz. Etiniz yağlı olacak. Kendinden yağlı. Kaburga eti, soğan, tuz, karabiber, biber salçası, domates salçası, nar eşkisi. Şiş böreğin içine sadece soğan, tuz ve karabiber. Veya görüyorsunuz renkleri. Şiş böreğimizi yaptık. Güzelce hamurumuzu açtık. İçine etimizi koyduk. Tuzlu yoğurt. Birazdan da şimdi servise gideceğiz. Ooo şöyle bir kere ters çevireceğim bunu bir kere. Şimdi Allah 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 Allah. Allah Allah. Şunu yukarıya alacağım. Çıtır 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 çıtır. Evet, bir kere yayındakilere gösteriyorum şöyle. Görüyorsunuz ha. Of 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 of. Çıtır çıtır. Evet. Çok görüyorsun güzel. Abi, etler dağılmamış, küçülmemiş. Bunun bir noktası, dediğim gibi, etinizi yağlı olacak. Artı etin içine soğanı yıkayıp koyacaksınız. Tuz, karabiber, biber salçası ve domates salçası karışı. Ardından nar eşkisi, tuz, karabiber, biraz sıvı yağ yoğurdu. Hamurumuzu tereyağında sıvı yağda açtık. Gül şeklinde isterseniz kare şeklinde katlıyorsunuz. Sonra da iç harcı koyuyorsunuz. Üzerine biraz elinizin ucundan böyle tereyağı koyuyorsunuz. Şu an yavaş yavaş pişiyor. Bir yandan da şiş böreğimiz de hazır. Diğer şiş böreği de getiriyorum aklıma. İstersen. Diğer şiş böreği de yiyelim. Yanımız çekti diyelimler var. Serap Hanım bayıldım. Çok güzel oldu. Allah harika abi. Olmuş diyor benim eşim. Allah razı olsun. Harika görünüyor ama biraz şimdi biraz daha harika görünecek. Evet biraz daha kızarıyor şimdi. İstiyorum abi biraz. İftara az kaldı. Çorbamı da ısıtıyorum.
Seninle birlikte servis edeceğim. Keçi tuzlu yoğurda şiş böreğim de hazır. Hadi bunu da ısıtayım abi. Tabii. Böreğimi de ısıtacağım şimdi. Tekrardan ısıtıyorum. İftaraya az kaldı. Bir tane daha şiş börek yapacağım. Allah 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 Allah. Geliyor geliyor. Kaytaz börekleri geliyor. Evet, buradan bizi izleyen herkese sevgiyle selamlarımızı veriyorum. Abi hadi ben bir tabak. Evet, Mezem Antakya'dan Türkiye'nin 81 iline aynen böyle kutu şeklinde humus gidiyor. Üzerine tarifi de var. Humus yarım kilo şeklinde. Ben de bir tabak atayım abi humus. Şu an Mezem Antakya Vali Göbeği'nin arkasında tam arka tarafında kalmış. Hafta sonunda açık. Cumartesi pazar sipariş verebilirsiniz. Evlerinize kadar Antakya için ücretsiz servis yemeksepeti.com'da da var. Haber olun, o zaman bir tane humusu yapalım bir tane abi. Mübarek Ramazan ayında. Yapalım abi. Bir yandan da çorbamız da ısınıyor abi. Evet. Çorbamız da ısınıyor iftara. İftara yakın. Bir tabakta humus açalım abi hemen. Evet. Güzel bir humus açalım. Evet, şöyle ucundan gezeceğim. Ya Allah. Evet. Reyhanlı humusu. Günümüzde birçok yerde yapılmasına rağmen Tarsus herhalde coğrafi işaretini almış. Sıcak humusu almış. Ama sıcak humus biz... Allah 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 Allah. Hatay. Allah 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 Allah. Hazır mıyız abi? Hazır mıyız abi? Geliyor geliyor. Geliyor, gönlümüzün efendisi geliyor abi. İlk temsilimiz geliyor abi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biraz daha mı pişsin abi bu taraftakiler? Şunları alacağım. Doğru mu abi? Evet. Şunları alayım ben. Nar gibi olmuş artık bunlar. Bu taraf kızarmış. Oh! Sıcak sıcak buyuruyor. Evet. Doğuş TV ekranlarındayız. Mustafa Diker, ellerinize sağlık kardeşim demiş. Mustafa Avcıoğlu, Celi Şefim, elinize sağlık. İftara yetişeyim mi? Yetişeyim. Hoş gelirsiniz. Biraz daha alsın bunları abi. Pişenleri aldım. O kadar lezzetli ki gönül çalmış baksana, gönül hırsızı. Evet. Size iki çeşit yaptık. Hem kaytaz yaptık, normal orijinal Antakya. Hem de size böyle gül şeklinde yaptık. Allah 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 Allah, sıcak 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 sıcak. Bir hemen humus da yapacağız. Tam Ramazan'a özel olacak. Şu an hemen şiş böreklerimizi de koyuyorum. Çorbamız da ısındı. Oh, tuzlu yoğurtlu, içi kıymalı. Evet. Evet. Şiş börek çorbası, kaytaz böreğimiz. Protein, kan suyu. Evet. Bir tabaklardan bir humus açıyoruz. Olmazsa olmaz. Doğru mu abi? Evet. Mezem Antakya'ya teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı. Hatay'da olmazsa olmazı yemeklerin yanında humus. Şöyle güzelce açıyorum. Bizde soğuk meze olarak daima değerlendirilen bir meze. Evet. Kesinlikle. Reyhanlı humusu. Evet. Üzerine tabii ki de Antakya'da kemmun diyoruz. Kimyon yani. Şöyle güzel böyle. Güzel kimyon. Aa, güzel olur. Olmazsa olmaz. Pul ver.
Turşu yollamışlar. Turşuyu da açıyoruz. Göz süslemesi. Haydi. Şöyle. Olmazsa olmazdır yani. Turşusuz olmaz. Antakya mezesiz olmaz. Öyle. Evet. Şöyle biber turşusu. Şöyle biber turşularından da koyuyorum. Yani iftara az kaldı biliyorum. Canınız çekecek ama. Şunu da arkaya alıyorum. Olmazsa olmaz. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bu zeytinyağısız olmaz. Doğru mu Zafer abi? Limonu zeytinyağısı. Ben. Limon. Humusumuz da hazır. Peki maydanoz eklenir mi? Tabii maydanoz, Antakya'da zeytinyağlı maydanoz olur. Şu an şöyle alıyorum hemen. Haytaz böreğim. Şiş börek çorbam. Humusum. Evet. Mükemmel. Soframız hazır. Allah'ın izniyle. Evet. Geliyor, evet. Kuzular geliyor, kuzular. Kuzular pişti. Kuzular pişti. Beğenildi şefim. He? Çok beğenildi. Anlıyorsun abi, evet. Altı da pişmiş. Şu bizim normal yorumumuz. Evet. Bu da... Gülde. İstemek üzere. Şöyle bize Antakya'nın haytaz böreği. Kare. Evet. Kare abi. Şöyle koyayım. Bu da gül şeklinde. Dökülmemesi de yani evet, etin abi. Dökülmemesi de esastır. Evet. Dökülmez. Evet bakın. Kesinlikle dökülmez. İşte evet. O verdiğin sırdan dolayı. Ne abi? Sırrını verdin ya dökülmesi için. Evet, kesinlikle. Soğanları ne yaptın? Yıkadım abi. Yıkadım. Eti yıkadım abi, bakabilirsiniz bakın. Haytaz böreği kesinlikle içi dökülmez. Altına bakabilirsiniz. Fırınımız da çok güzel. Bugün bu da haytaz. Aynı şekilde. Kesinlikle dökülme olmaz. Çok güzel. Evet. Zafer abi, son olarak söylemek istediğim şey var mı abi? Programımızı kapatacağız artık. Serap Bey, 2 gündür açım, su orucu tutuyorum, öyle bir canım çektik ki. Neredesin Serap Bey? Buyurun hoş gelirsiniz. Doğuş TV Cumhuriyet Caddesi'nde. Hemen Katatöre'ne kaç sokağında, A101'in hemen geçince. Buyurun hoş gelirse falan getirirsiniz. Mutlu oluruz, şeref verirsiniz. Yani muhteşem Ramazan'ın, kurban olduğum mübarek Ramazan'ın ilk programında Zafer abinin gelmesiyle şeref verdi, bereketiyle geldi. Mükemmel bir soframız oldu. Humusumuz, mezem Antakya'dan, şiş böreğimiz, haytaz böreklerimiz, her şey 10 numara. Doğru mu abi? Öyle. Püf noktası tekrar veriyorum. Haytaz böreğiniz, soğanını yıkayacaksınız. Doğradıktan sonra bu çıkıyor, yıkayacaksınız. Kesinlikle küçülme, dökülme olmaz. Kuzu kıyması, kabuk olan kendi yağı olacak. Biber salçası, domates salçası, az nar eşkisi ve tuz karabiber. Kesinlikle dökülme olmaz. Normal gül şeklinde yaptım, kıtır kıtır. Bir de normal Antakya'nın orijinal kaytaz böreği. İki çeşit yaptık sizler için. Aynı şekilde altıda pişmiş. Olmazsa olmaz yanına yine hamurun içine normal soğan, tuz, karabiber, etten bir şiş börek çorbası yaptık. Kaytaz böreği yaptık. Hatay'a neyince akla gelen mezedir. Humusuz. Humusumuz da mezem Antakya'dan. Sponsor olan merkez marketlere, Ümran Soğutma'ya, Özeser Kasabı'na, Komangene Çiğ Köfte'ye, mezem Antakya'ya, AS1967 Derneği'ne, Doğuş TV sahibi Sayın Mehmet Kalip Siper'e teşekkürlerimi sunuyoruz. Tabii ki de bugün özel bir konuğu Sayın Osman Zafer Yavuz abimizlerle birlikte olduğu programa renk kattın abicim. Ramazan'ın ilk bölümüne Çelişehir'de Hatay Mutfağı'nda muhteşem lezzetlerle karşınızda oldu. Bir sonraki haftaya görüşmeler üzere Zafer abi son sözünü tutuyorum abi. Bir Ramazanınız abi. Mübarek olsun. Allah herkesin sofrasını bereketli kılsın. Evet. Amin abi.